günaydın. Günün ekonomisiyle karşınızdayız. Piyasalara ilişkin ayrıntıları konuşacağız. Rakamlarla başlayalım. Gelsin hızlıca sermaye piyasaları. Sermaye piyasaları tarafında önce Borsa İstanbul tarafıyla başlayacağız. Borsa İstanbul tarafında 89 bin seviyeleri yeniden görmeye başladık. Ancak işlem hacmi neredeyse işlem geçmemiş diyeceğimiz kadar az bir işlem hacmi. 89.961 endeks değerinden Borsa İstanbul'da dün kapanışımızı gerçekleştirdik. 0.63 kadar geri geldik. İşlem hacmi ise 3,5 milyar TL ile sınırlı kaldı dün gün sonu itibariyle. Peki neler oldu, neler bitti diye bakalım. Bankacılık endeksinde yaklaşık 0.34'lük bir geri çekilmeye imza atıldığını gördük. Sanayi endeksi tarafında ise 0.50'lere varan oranlarda bir kayıp söz konusu idi. En çok yükselen hisselerin içerisinde birinci sıraya Çamaş oturdu. İkinci sırada Işıklar Enerji'yi gördük. Polisan Holding, Şekerbank ve Fenerbahçe en çok yükselen ilk 5'in içerisindeydi. Diğer tarafta en çok düşen tarafa baktığımızda ICBC Türkiye'yi görüyoruz. İş Leasing'i görüyoruz. İttifak Holding, ODAŞ ve Anadolu Efes takip eden hisseleri oluşturuyor. İşlem hacmi tarafına baktığımızda milyon TL bazlı olarak gelen sıralama Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Aselsan, Vakıfbank ve Halkbank şeklinde sıralanırken milyon adet cinsinden bakıldığında Garanti Bankası bu sefer birinci sıradaki yerini korumuş. Işıklar Enerji, Çamaş, Kardemir'de ve Yapı Kredi şeklinde bir sıralamanın olduğunu söylemek mümkün. Dün Borsa İstanbul'da 100 endeksin içerisinde ilk 100 hisseye baktığımızda 30 hissenin yükseldiğini görüyoruz. Kaybeden tarafta da 76 hisse olduğunu söyleyelim. Değişmeyen hisselerin sayısı da 5 ile sınırlı görünüyor. Gelelim Avrupa tarafına. Avrupa tarafında, Almanya tarafında 0.86'lık bir kayıpla birlikte dün gün tamamlanmış durumdaydı. İngiltere tarafında %1'in üzerinde bir kayıp vardı. Yaklaşık 4 hafta daha oradaki görüşmelerin attığını söylemek mümkün. İngiliz parlamentosunda yapılacak olan Ocak ayının 3. haftasına oylama ertelendi. Theresa May'in bu konudaki alt kanadının, senatonun avam kamerası milletvekillerine geçen hafta gerçekleştirilen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi temaslarına ilişkin bilgilendirme yaptığını biliyoruz. Ayrıntıları birazdan daha fazla konuşacağız. Fransa tarafında %1'in üzerinde bir kayıp söz konusuydu. Dün gün sonu itibariyle yine İtalya endeksinde benzer şekilde %1 aştı kayıplar ve İspanyol endeksine baktığımızda 0.83'lük bir kayıpla birlikte günün tamamlandığını gördük. Amerika tarafında işler farklı mıydı? Hayır. Amerika tarafında da sert satışlar vardı. %2'nin üzerinde prim kayıp ile birlikte kapanış gerçekleşti. 14 ayın Amerika tarafında en önemli satışlarını, en sert satışlarını gördük kapanışa doğru. Zaten ancak negatif bir tablo ile birlikte açıldığını da hatırlatmakta fayda var şu aşamada. Dow Jones tarafında %2.11'lik bir kayıp söz konusuydu. S&P 500'e baktığımızda %2'nin üzerinde 2.08'lik bir kayıp vardı. Nasdaq tarafında da 2.27'lik bir kayıp olduğunu gördük dün kapanış itibariyle. Çarşamba ve Perşembe günü içerisinde Fed'i takip edeceğiz. Yarın Fed'den gelecek açıklamalar nasıl olacak onu gözleyeceğiz elbette. Ancak daha fazla Fed Başkanı'nın faiz artırımı konusunda isteğini kaybetmiş olduğunu görüyoruz. Trump'ın bu konuda yaptığı açıklamalar devam ediyor. Aptallık olacağına dair açıklamalar hatta devam ediyor. Diğer taraftan Çin'le Amerika arasındaki gerginliğin sürdüğünü söylemek mümkün. Çin tarafında başka konuşulacak hikayeler de var. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in açıklamaları vardı. Çin'in yeni dönemde reformları ve dışa açılmayı devam ettireceğini söylüyor. O kapalı yapıdan çıkacaklarına ilişkin önceki yıldan itibaren aslında konuşmaya başlamıştı Xi Jinping. Yoksulluk, çevre sorunları ve majör risklerle mücadele edeceğiz. Bundan sonraki yol haritamız bu şekilde diyor. Hiç kimse Çin'e reform dayatamaz başlığında kullanmış konuşması içerisinde. Arz yönlü reformlara daha çok bağlı kalacaklarını söylüyor. Buradaki göndermelerin çok büyük bir çoğunluğunun aslında Amerika ve Trump olduğunu söylemek mümkün. Çin çok taraflı ticaret sistemini desteklemeye devam edecek demiş
durumda Xi Jinping. Savunma amaçlı ulusal güvenlik politikalarını sürdüreceklerini de söylüyor ki burada Amerika tarafından gelecek açıklamalar elbette önemli olacak. Bütün bu açıklamalar ne zaman geldi? Çin'in reform döneminin 40. yılı dolayısıyla Xi Jinping'in yapmış olduğu açıklamalarla beraber bunları takip etmeye başladık. Gelelim yeni gün nasıl başladı tarafına. Yeni günde de satışlar var. %1.73 kadar Japonya'ya eksi de görüyoruz. Çin tarafında %1.09'luk bir kayıp söz konusu. 0.90'la %1'e yaklaşmış durumda Hong Kong tarafındaki kayıp ve Güney Kore endeksinde 0.53'lük bir geri çekilme olduğunu gözlüyoruz. Amerika tarafına bakalım, vadeli endekslerde işler nasıl gidiyor diye baktığımızda 10 binlik rakamlarla ifade edeceğimiz oranlarla artılar var. 0.18 kadar Dow Jones artıda görünüyor dünkü o ağır satışların ardından. S&P 500 tarafında 10.009'la yeşil yanmış görünüyor. Nasdaq tarafında da 0.20'lik bir hareket var. Yukarı yönlü diyelim, geçelim para piyasalarına. Para piyasaları tarafında dolar TL'de 5.39'dayız. Parite tarafına baktığımızda euro TL'de 6.12 seviyelerini görüyoruz. Sterlin TL 6.80'i gösterirken sepet kurda şu halde geldiğimiz nokta bize 5.75'li noktalara gösteriyor. Euro dolar paritesinde 1.14'ün altındaki seyrin sürdüğünü söyleyelim. 1.1350'den geçiyor işlemler ve dolar endeksi 97.05'e doğru bir geri çekilme içerisinde. Emtia tarafına bakalım. Emtia tarafında altın ve petrolden bahsedeceğiz yine. Emtia tarafında önce altın tarafında yukarı yönlü hareketleri gözlemeye başladık. 1247 dolardayız. Ons başına geldiğimiz nokta itibariyle Fed eğer daha şahin bir tavır sergilerse burada 1300'lere doğru hareketin hızlı olabileceğini söyleyen uzmanlar olduğunu söyleyelim. Eğer Fed daha güvercin davranırsa bu sefer döviz tarafında, dolar tarafında da bir geri çekilme olacaktır. Altın tarafında da bir geri çekilme olacaktır şeklinde işaret ediyor uzmanlar. Şu durumda altını çizmekte elbette fayda var ki hem dolar tarafı hem altın tarafı aşağı gelirse gram ve çeyrek tarafında da bizim açımızdan aşağı yönlü hareketleri görebiliriz. Eğer FED güvercin bir tavır takınırsa. Altına geldiğimiz nokta 1248 dolar ons başına, gram 216 lirayı gösteriyor. Çeyrek tarafına baktığımızda ise 350 liralık bir fiyatlama söz konusu. Petrol tarafında Brent petrolde önemli bir geri çekilme söz konusu. 58 dolar 80 centlik bir fiyatlama var karşımızda. Yavaş yavaş buraların da aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Kayıp burada %1.5'lara yaklaşmış görünüyor. Brent petrol cephesinde hikaye böyleyken WTI'ye baktığımızda, Amerikan tipi ham petrole baktığımızda 49 dolar 20 centlik bir fiyatlama olduğunu hatırlatalım ve geçelim bu hatırlatmanın ardından gazete manşetlerinde, gazetelerin ekonomi sayfalarında hangi haberler var? Evet, hangi başlıklar ön plana çıkıyor? Birlikte gazete manşetlerinde onlara bakacağız. Önce Dünya Gazetesi ile başlayalım. Bugün sanayi tarafında önemli bir uyarı var. Çünkü sanayi üretimi Ekim ayında uyarı verdi. Başlığıyla birlikte zaten bu haber de çıkmış görünüyor. Yıllık bazda sanayi üretimi 5.7, aylık bazda ise 1.9 oranında geriledi. Teknoloji endeksi %13.7 artışla sevindirdi diyor. TÜİK 2018 Ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine göre toplam sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %5.7 gerilerken imalat sanayinde %6.5, elektrik, gaz ve buharda %1.2'lik daralma oldu. Madencilik ve taş ocakçılığında ise üretim %6.1 arttı. Sanayi üretimi ara malında %9.5 gerilerken dayanıksız tüketim mallarında %3, sermaye malında %6.7, enerji tarafında %0.1 oranında azaldı. Dayanıklı tüketim malı üretiminde ise %3 artış gözlendi. Teknoloji yoğunluğuna göre yapılan değerlendirmelerde toplam üretim içindeki payı düşük olan yüksek teknoloji üretiminde %13.7 artış gözlendi. Buna karşılık düşük teknolojili ürünlerde %4.8, orta düşük teknolojili ürünlerde %10.5, orta yüksek teknolojili ürünlerde ise sanayi üretimi %9.8 oranında geriledi deniyor. Ekonominin iki temel göstergesinden bahsedilmiş. Ekonominin iki temel
temel göstergesi sanayi üretim ve istihdam. Sanayi üretimi hızla gerilerken işsizlik tırmanıyor. Eylül'de %11,4'e ulaşan işsizlik son 9 yılın rekoruna gelmiş durumda. Sanayi üretimindeki düşüşte gayri safi yurt içi hasılanın son çeyrekte %3 ila 4 gerileyeceğine dönük tahminleri güçlendiriyor. Daha fazla ayrıntı için Alaaddin Aktaş'ın yazısına 4. sayfada bakabilirsiniz diyelim. Ve inşaat etkisinden bahsediyor Hürriyet gazetesi. Ona geçelim. İşsizlik, iki önemli veri var demiştik aslında burada. Bir önceki haberin içerisinde de gördük. Sanayi üretimi ve istihdamla ilgili. Burada da istihdam tarafını görüyoruz. İşsizlik %11,4'e çıktı. Sanayi üretimi %5,7 oranında geriledi. İnşaat etkisi başlığı kullanılmış. Türkiye ekonomisindeki yavaşlama işsizlik oranı ve sanayi üretimi verilerinde de kendini gösteriyor. Yılın son çeyreğinde ilk sanayi üretimi verisi geçen Kasım'a göre %5,7 üretim kaybına işaret ediyor. İşsizlik oranı ise Eylül'de %11,4'e yükseldi. Geçen yıl Eylül'de 0,8 puan artış var. Hem üretimdeki düşüş hem de işsizlik oranındaki artışa en büyük etki ise inşaat sektöründen geldi deniyor. TÜİK verilerine göre yaklaşık 223 bin kayıp varmış. Sanayi yılın son çeyreğinde yavaşlamaya başladı. Tüm sektörlere yayılan üretim kaybı gözlenirken en dikkat çeken taraf inşaat sektörü oldu. Ham madde sağlayan diğer metalik olmayan mineral imalatıyla gıda sektörü de ön plana çıkıyor bu noktada. Diğer metalik olmayan mineral imalatı Ekim ayına göre %13,2 üretim kaybına uğramış durumda. Hangi sektörde istihdam nasıl değişti grafiği de paylaşılıyor. 264'lük bir geri çekilme 1000 kişi bazında sayıyoruz. Tarımda var. 9 bin kişi madencilik tarafında var. İnşaat 223 bin civarında bir negatif katkı yaratmış. Diğer taraftan sanayi üretimi hangi grubu nasıl etkiledi diye baktığımızda da yine geniş bir tablo paylaşıldığını görüyoruz Hürriyet gazetesinde. Gelelim Posta'ya. Bütçe fazla verdi başlığını görüyoruz. Hürriyet gazetesinde ayrıca onu da bir not olarak iletmiş olalım. Posta gazetesinde ikinci el araç alırken dikkat edilmesine gerektiğine ilişkin bir uyarı var. Dün de otomotiv sektöründen çokça bahsetmiştik. Sektör temsilcilerinin ÖTV indirimi talebi vardı. Bunu da 18 aya yaygın şekilde yapalım diyorlardı. Model yükselteceksiniz, ev alacaksınız veya bedelli askerlik için acil paraya ihtiyacınız oldu ve arabanızı satmaya karar verdiniz. Aman dikkat diyor Posta gazetesi. Küçücük bir hata servetinizin elinizden uçup gitmesine neden olabilir. Araç alırken de durum aynı denmiş. Hileli ekspertiz raporları konusunda bir uyarı var burada. Kurtaran bilgileri sayalım biz. Geri kalan ayrıntılara siz Posta gazetesinden bakarsınız. Para havale ile gelecekse havalenin aracın satın alan kişinin hesabından yapıldığına dikkat edin. Plakası kapalı veya piyasa değerinin altında satılan araçlara şüpheyle yaklaşın. Aracı mutlaka yetkili belgesi olan bir ekspertize götürün. Notersiz satış yapmayın. İkinci el araç alım ve satımlarda şüphe varsa durumu mutlaka notere aktarın ve noter katibinin görüşünü alın. Araç bedelinin almadan noter görevlisine bedeli aldığınızı beyan etmeyin. Eğer araç nakit paraya satılıyorsa aracın satış bedeli noterde katibin önünde sayılarak alınabilir. Noter satış belgesi, araç ekspertiz belgesi, benzeri evrakları mutlaka saklayın. Aracınızı satarken yanınızda mutlaka birisi olsun. Aracınızı test etmek isteyen kişiler sizi zorla indirip aracınızı gasp etmeye çalışabilir. Bu konuda da tedbirli olun diyor Posta gazetesinde paylaşılan bu haber. Gelelim Milliyet gazetesine. Son haberimiz olacak Milliyet gazetesindeki haberde. Bakan Pekcan'ın ağzından bir haber bu. Özel nitelikli serbest bölge kurulacağına ilişkin bir haber. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ülkemizde yatırım altyapısını geliştirmek için gerekli düzenlemelerle bakanlıklarımız koordineli çalışmalar yaparak hayata geçiriyor bunları. Türkiye'de özel nitelikli serbest bölgeler kurmayı planlıyoruz. Özellikle uluslararası şirketlerin operasyonlarını sürdürmeleri açısından bunlar çok önemli diyor.
Balkan Odalar Birliği Genel Kurulu 2018 dönem başkanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Genel Kurul'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Balkan Odalar Birliği'ne üye ülke temsilcileri katıldı denmiş. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda da önemli bir not aktarılıyor. Biz yeni ticaret düzeninde korumacı politikalardan ziyade karşılıklı uzun vadede duvarlar ören değil, yolları açan, engelleri aşanların kazanacağına inanıyoruz diyor Pekcan. Gümrük Birliği konusunda da böyle bir not iletmiş diyelim ve geçelim parametreye.